General Hasdrubal'ın kelt bir köle tarafından öldürülmesinden sonra 26 yaşındaki Hannibal yeni Kartacalı komutan olarak seçildi. Genç general Roma'yı istila etme planları yapıyordu fakat İberya Yarımadası'ndaki Kartaca kontrolünü kesin bir şekilde sağlamadan bu sefere başlayamazdı. Milattan önce 221 ve 220 yıllarında çok başarılı iki sefer yaptı ve Kartaca hakimiyetini Tagus Nehri'nin ötelerine taşıdı. Ancak tekrar geriye doğru dönerken İber kabileleri tarafından oluşturulan bir koalisyonla sürpriz bir saldırıya uğradı. Karpetani kabilesi öncülüğünde İberliler büyük bir kuvvet toplamışlardı. Kartacalı'nın geçiş yoluna, sırtlarını Tagus nehrine verecek şekilde kamp kurdular ve generalin saldırısını beklemeye başladılar. Hannibal doğrudan bir saldırı emri vermek ve işi kadere teslim etmek yerine, kuzeydoğuya doğru çekilip karargah kurdu ve gözcüler gönderip beklemeye koyuldu. Gözcüler, güneydoğu tarafında nehirden bir geçit buldular. General, gece vakti, karargahta küçük bir birlik bırakarak geçide doğru ilerlerken, kampın bütün ateşlerinin yakılması emrini verdi. Böylece, İber kabileleri onun kampta olduğunu düşünürken, o, ordusunun başında nehri geçiyordu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, İber ordusunun arkasında göründü ve kuvvetlerini, yeni Kartaca şehrine doğru yürütüp, çekilirmiş gibi manevra yapıyordu. Kartacalıları elinden kaçıracağını düşünen İberliler, hemen nehri geçmek için hareket etti. İberliler nehrin sığ kısmından karşıya geçmek üzereyken, Hannibal ormanda gizlenen süvarilerini katliama gönderdi. Nehrin ortasında, yaya olarak hareket eden İber kabilelerinin üzerine gelen süvariler, İber askerlerini biçmeye başladı. Hannibal da ordusunu geri çevirdi ve düşmanın üzerine sürdü, düşmanı bozguna uğratıp nehrin ötesine kaçanları takip ettirdi ve hepsini yok etti. Kartacalı general, ilk büyük zaferini Tagus nehrinin kıyısında kazanmıştı ve bu zafere Roma'da şahit oluyordu. İber kontrolünü sağlayan Kartacalıları engellemek için harekete geçen Roma, zengin ve güçlü bir şehir olan, müttefik olduğu Saguntum'un koruyucusu olduğunu ilan etti. Kartacalılar, M.Ö. 225 yılında Roma ile bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmayla, Ebro Nehri sınır kabul edilip nehrin İber tarafı Kartacalıların, diğer tarafı Romalıların hakimiyetine bırakıldı. Hannibal şimdi fırsatını bulmuştu. Kendi etki alanında kalan Saguntum'a hareket etti ve 219 yılında şehir önlerinde karargah kurup, şehri kuşatma altına aldı. Şehir, eğimlerin ve uçurumların en tepesinde, çevresindeki ovadan oldukça yüksek bir noktada konumlanmıştı ve çok korunaklıydı. Saguntum halkı Roma'dan yardım talep etti ancak, Romalılar o sırada İlyalılar ile savaş halinde olduklarından, bu talebe karşılık vermediler. Yine de Saguntum, çok fazla depolanmış erzağıyla kuşatmaya hazır olduğunu düşünüyordu. Kartacalı, şehrin etrafını, onu tamamen çevreleyecek şekilde kuşattı ve kuvvetlerinin çoğunu da batı kısmına yerleştirdi. Saguntumlular, Kartaca saldırılarını sürekli püskürtüyorlardı ancak, kuşatma ve saldırılar çok uzun zamandır yapılıyordu ve bu saldırılar sonucunda şehrin surları zayıf düştü. En sonunda savunmacılar dış surları terk edip iç duvara sığınmak zorunda kaldılar. Hannibal'ın ordusu yağmur gibiydi. Yavaş ve acımasızca ilerliyordu. 8 aylık bir direnişin ardından, Saguntumlular en son iç kale direnişine geçtiler ve kısa süre sonra şehir teslim alındı. Şehirlilerin bir kısmı infaz edildi, bazıları ise köle olarak satıldı. Saguntum'un düşüşünden sonra Romalılar anlaşmayı ihlal ettiğini söyleyerek Hannibal'ın kellesini ve bu saldırının bedelini talep ettiler. Kartaca Meclisi de bu talebi reddetti ve böylece İkinci Pön Savaşı başladı. Hannibal, yeni Kartaca şehrinde kışı geçirdi ve ordusunu tahkim etti. Kardeşi Hasdrubal'ı, bir grup donanma, içinde 21 filin olduğu, 15 bin kişilik bir kuvvetle birlikte İber Yarımadası'nı korumak için orada bıraktı. Olası kabile duygularıyla ayaklanmayı önlemek için, İber piyadelerini Afrikalı piyadelerle değiştirdi ve İberlileri Kartaca ve Libya'nın savunmasına gönderdi.
218 baharında, Kartacalıların tam desteğiyle birlikte Kartacalı general, 54 bin piyade ve 8 bin süvari ile birlikte ordusunu 3 grup halinde ilerleterek yeni Kartaca şehrinden ayrıldı. Ebro'nun ötesine geçip, 2 ay kadar kısa zamanda bölgede bulunan Roma müttefiklerini sindirdi. Anno'ya, olası istilalara karşı Kartaca bölgesini koruması için Ebro civarında savunma hattı kurmasını emretti ve emrine 10 bin kişilik bir kuvveti tahsis etti. Hannibal, 38 bin piyade, 7 bin süvari ve 37 fil ile beraber Pirenes dağlarını geçti. Bu sırada Romalılar kuvvetlerini görevlendiriyor, güçlerini bölüyordu. Konsül Publius Cornelius Scipio, Hannibal'ı karşılamak için İbaria'ya geliyordu. Eş zamanlı olarak Konsül Tiberius Sempronius Longus, Scipio Hannibal'ı durdurmayı başarırsa, doğrudan Kartaca'ya saldırmak için Sicilya'ya yelken açtı. Diğer Roma kuvvetleri ise, Roma'nın yeni fethettiği Po Vadisi'ndeki bölgeyi korumak için vadide bırakıldı. Hannibal ise, Pirene Dağları'nın eteklerinde Roma'nın istilası için hazırlıklarını yapıyordu. Roma'ya giden yolda güvenli geçiş için rüşvetler vererek tek niyetinin Roma ordularıyla çarpışmak olduğunu bölge halkına gösteriyor, çatışmalardan kaçınıyordu. Dahası, Po Vadisi'nden gelen Kartaca habercileri, bölgedeki Galyalıların Hannibal'ı memnuniyetle karşılayacağını bildiriyor, Hannibal'ın gelişini duydukları için Romalılara düşmanca davrandıklarını anlatıyordu. Bu haber, Kartacalı için güzel haberdi, çünkü Po Vadisi istila için iyi bir tahkim alanıydı. Hannibal, Ran nehrine yönelirken, Scipio'nun ordusu erzak depolamak için Massalia'da karaya çıktı. Scipio, Hannibal'ın Pirenes dağlarını geçtiğini biliyordu ancak, henüz kendisine yaklaşmamış ve nehirden uzakta olduğunu varsayıyordu. Hannibal ise, nehri geçmek için hazırlık yapıyor, bir an önce diğer tarafa ulaşmak istiyordu. Nehrin karşı kıyısında, Roma müttefiki olan Cavares kabilesi kamp kurmuştu. Kartacalıların kıyıyı aşmasını engellemek için nehir kenarına kayıklarını yerleştirmişler, bariyerler kurmuşlardı. Fakat, her zaman durumu olduğu gibi kabul etmeyi reddeden Hannibal, kurnaz bir plan yaptı. Bomilcar'ın oğlu Hanno komutasında, gece karanlığında kanatlardan bir grup askeri gönderdi. Hanno, 40 kilometre kadar kuzeye ilerleyip nehri şafak vaktinde geçti. Gündüzü askerlerini saklayarak, geceyi ise yürüyüşe devam ederek geçirdi. Bu şekilde, diğer şafakta Cavares kampının arkasında gizlice konuşlandı. Tuzak hazırdı. Şafak söktüğünde Hanno, dumanla Hannibal'a haber verdi. Kartaca ordusu düşmana ilerleyip kıyıdaki tahkimatı açtı ve iki kuvvet birbiriyle buluşup çarpışmaya başladı. Hanno ise arkadan yaklaşarak düşman kampını ateşe verdi ve kuvvetlerini hızla nehir kenarındaki düşmanların üzerine sürdü. Arkası kuvvetsiz kalan Cavares orduları dağılmaya başladılar. Hannibal, günün sonunda ordusunu tamamen karşı nehre ulaştırmıştı. Doğu kıyısında kamp kurmuşken, Po Vadisi'ndeki Galya kabilesinden gelen elçiler, Roma donanmasının yakınlarda demir attığını Hannibal'a bildirdiler. Hannibal, öncülerini gönderdi ve Scipio'nun yerini öğrendi. Artık iki general de birbirlerinden haberdardı. Scipio, Hannibal'ı karşılamak için ordusunu hızlıca kuzeye saldı fakat Kartaca kampını boş buldu. Hannibal, Roma ordusunun geldiğini duyunca doğrudan doğuya dönmüş, Alplere doğru ilerlemiş, Scipio ile çatışmaktan geri durmuştu. Kış gelmeden Alpleri aşıp Po Vadisi'ne girmek istiyordu. Ancak, kendisi Alplere ulaşmak isterken, İber Yarımadası'nda belalar büyümekteydi. Scipio, kardeşi Calvus'u, elindeki orduyla birlikte İberya'ya göndermiş, kendisi de Po Vadisi'ndeki kuvvetlerin başına geçmek ve Kartaca istilasına hazırlanmak üzere Po Vadisi'ne rotasını çevirdi. Calvus, Emporiae mevkisinde karaya çıktığında, İberyalı kabileler Romalı kuvvetleri çok hoş karşıladı. Hanno'nun ordusu, etkili saldırıları olan bu Roma kuvvetini önlemek için yeterince büyük değildi. Dahası, Hanno, Calvus'un geldiğini çok yakınındayken öğrenmişti. 8 bin piyade ve 1000 süvarisi ile kuzeye ilerleyen Hasrubal'a haber gönderdi. Hasrubal geldiğinde, karşısındaki Roma kuvvetiyle savaşmak için yeterli kuvveti olmadığını biliyordu. Doğrudan saldırı yerine, sahil boyunca birçok gerilla saldırısı düzenledi.
Roma donanmasının gücünü yarı yarıya yok eden Hasdrubal, Ebro Nehri'nin kuzeyinde harekat üssü kuran Romalılara karşı direniyordu. Bu esnada, Alpler üzerinde ordularını komuta eden Hannibal, yakında İtalya yarımadasına ulaşacak ve savaşacak, bu savaşlar onu efsane generaller arasına sokacaktı. Milattan önce 218 yılında Batı Akdeniz çevresindeki topraklarda gelişen olaylar şöyleydi. Konsül Tiberius Sempronius Longus, lejyonlarıyla birlikte Kartaca'yı istila etmek üzere yola çıkmıştı. İki kardeşten birisi olan Gnaeus Cornelius Scipio Calvus, Kartacalılara karşı İberya'ya çıkmış, onları Ebro Nehri'nin gerisine atmak için çatışıyor, oradan da Kartacalıların İberya'daki varlığına son vererek Roma'nın pozisyonunu sağlamlaştırmaya çabalıyordu. Diğer kardeş, Konsül Publius Cornelius Scipio ise, Hannibal'la karşılaşmadan Po Vadisi'ne dönmüş, oradaki Roma lejyonlarını düzene sokuyor ve Hannibal'ı karşılamak için hazırlanıyordu. Kartaca Roma'ya karşı Hannibal'ı gönderirken, Roma Meclisi, Kartaca'nın hüküm sürdüğü her yerden ona karşı lejyonlar göndermişti. Böylece, Hannibal'ı desteksiz bırakacaklar ve kısa sürede yok edip, Kartaca'ya boyun eğdireceklerini düşünüyorlardı. Ki ordu da zafer kazanacağından emindi. Kartacalılar, İberya'da, bu, bin kollu canavarın saldırılarına karşı zayiatlar verip gerilediler. Hannibal ise, Galya'da büyük bir Galya kabilesinin iki soylu kardeşi arasında, kimin hüküm süreceğine karar veriyordu. Yeni hükümdar olarak Brancus'u seçen ve onun konumunu güçlendiren Hannibal, Alpleri aşmak için hazırlıklarını sürdürüyordu. Kartacalılara erzak, giysi ve kılavuzlar tedarik eden Brancus, Kartaca kuvvetlerini Alplere doğru, muzaffer olmaları üzerine konuşmalarla uğurladı. Artık, Hannibal'ın çetin Alp yolculuğu başlıyordu. Ancak, tırmanma başlayınca Brancus'un dostane kılavuzları geri dönmüştü. Kılavuzların gidişinden şüphelenen Hannibal, kendi kurnaz düşüncelerine benzer bir harekette karşı karşıya olduğunu anladı. Pusuyu sezdi ve hemen, her noktadan ileriye doğru gözcüler çıkardı. Brancus, Alplerin eteklerinde yaşayan birçok Galyalı kabileyle anlaşmış ve Hannibal'ı yok etmek için birlikte pusu kurmuşlardı. Galyalılar, saldırmak ve Hannibal'ın kuvvetlerini yağmalamak için pusuda beklerken, Hannibal, tecrübeli askerlerden oluşturduğu bir grupla, Galyalıların topraklarına tepeden bakan bir yere varıp sonraki hareketi planladı. Karanlıkta hareket etmeyi seven Hannibal, gecenin çökmesiyle pusu bölgesine doğru ilerlemeleri için ordusuna işaret gönderdi. Bölgeye yaklaştıklarında hareketlenmeyi fark eden Galyalı nöbetçiler, tam da Hannibal'ın istediği gibi alarm verdi ve Kartaca ordusuna saldırı başladı. Gelecek saldırıyı bekleyen Kartacalı askerler, kayalar üzerinde sıkı pozisyon aldılar. Galyalı savaşçılar, bu sağlam savunma hattına çetince saldırırken, Kartaca birliklerinin manevralarını fark edemediler. Kartacalılar geri çekilip düzen alıyorlar ve sürekli pozisyon değiştirerek, Galyalıları içeri doğru çekiyorlar, Hannibal'ın planını uyguluyorlardı. Galyalılar, artık çok geç olduğunda, bir tuzağın içine düştüklerini fark ettiler. Hannibal, tepeden aşağı doğru hızlıca gelirken, Kartacalı askerler de aynı tempoda onları Hannibal'a doğru sürükledi ve Hannibal, birçok Galyalıyı dakikalar içinde infaz etti. Düşmanını yok ettikten sonra, düşman topraklarına doğru ilerledi ve yağmalayıp tüm erzaklarına el koydu. Şehri yakıp, şafakla beraber ilerleyişine devam etti. 3 gün boyunca bir sorunla karşılaşmadılar. 4. günde, Kartacalılar dar bir geçide geldiğinde, bir kabilenin dostluk ve kılavuz önermesiyle işler değişti. Bu bölgede yaşayan Galyalıların, çok dost canlısı olmadığını anlayan Hannibal, teklifi kabul etti fakat, önlem almayı ihmal etmedi. Kartaca yürüyüşü, çok dar bir geçide doğru devam etti. Tepelerinde neredeyse 200 metreye varan kayalıklar dikiliyordu ve kayalıkların üzerinde kendilerini takip eden Galyalı savaşçıları görüyorlardı. Galyalılar 2 gün boyunca uygun bir an bulana kadar Kartacalıların tepelerinde onları izleyerek yürüdüler.
Hannibal geçidin gittikçe daraldığını fark edip, bir saldırı beklentisiyle kuvvetlerini düzenledi. Süvarileri sıranın önüne, ağır piyadeleri ise arkasına alırken, ordunun erzaklarını ve ihtiyaçlarını kuvvetlerinin tam merkezine yerleştirdi. Geçidin en dar noktasına geldiklerinde, Galyalılar saldırılarına başladılar. Tepelerinden taş ve kaya fırlatarak, Kartacalıları kargaşaya sürüklemeye çalıştılar. Korkan hayvanlar, ileri doğru atılarak kargaşaya sebep oldular. Fakat ordunun ön kısmı süvarilerden oluştuğu için, erzakları taşıyan hayvanlarla beraber ileri doğru hareket edip alan açtılar ve kargaşayı önlediler. Galyalıların ana kuvveti, Kartaca ordusunun arkasında belirdi. Buranın en zayıf nokta olduğunu düşünüyorlardı ve erzaklarını yağma etmek için umutlanıyorlardı fakat, daha önce Hannibal'ın yürüyüş düzenini değiştirdiğini fark etmemişlerdi. Hannibal piyadelerini arkaya yerleştirerek buradan gelecek bir saldırıyı öngörmüştü ve ağır piyadeleriyle Galyalıları püskürttü. Galyalıların ardında olduğu kesinleştiğinde, Hannibal süvarilerini ileri doğru çıkardı ve hızlı bir keşifle bu geçitten çıkmak için ordusunu düzene soktu. Bir gün içinde Kartacalılar, sonunda, geçidin diğer tarafına ulaşmışlardı. Bu Galyalı kabilelerle çatışmalar, Hannibal'ın ordusunu çok yormuştu. Diğer taraftan, Hannibal'ın asıl korktuğu şey başına geliyordu. Çatışmalardan dolayı ilerlemesi yavaşlamış ve uzamış, mevsim değişmiş ve kış erken gelmişti. Hannibal, bir anda, ordusunu ağır tipilerle savaşırken buldu. Kayalık geçitleri ve sarp yokuşları zikzak çizerek geçtiler ve birçoğu şiddetli kar yağışı altında telef olmaya başladılar. Askerler, hayvanlar, atlar, katırlar buzlanmış yollardan kaydılar ve uçurumlardan yuvarlandılar. Sonunda, yürüyüşün 9. gününde Kartacalılar, geçidin en yüksek noktasında kamp kurup dağılanların toparlanmasını beklediler. 2 gün sonra Hannibal, ordusunu toparladı ve onlara İtalya'yı gösterdi. Bu topraklara sahip olacakları üzerine konuşmalar yaparak askerlerini teşvik etti. Ertesi gün Po Vadisi'ne doğru inişleri başladı ancak, aşağı inen yol çok dik ve buzlarla kaplıydı ve bu tehlikeli arazi, ordusuna daha çok hasar verdi. Bu kayıplara ek olarak iniş yolu yok olmuş, ağır hava koşullarının altında kullanılamaz hale gelmişti. Kartacalılar, yeni yol açana kadar 3 gün boyunca dondurucu soğukta beklerken, bazısı donarak ölmüştü. Ancak, en sonunda bu korkunç şartlara göğüs geren Kartacalılar, Alplerin eteklerine inmeyi başardılar. Hannibal, hızlıca kamp kurup 3 gün boyunca ordusunun toparlanmasını bekledi. 3 gün sonra sayım yaptığında 19 bin askerini Alplerde bıraktığını anladı. Alplere yürüyüşün 45 bin askerle başlamışken, şimdi dağın diğer tarafında sadece 26 bin askeri bulunuyordu. Bu mevcutla Po Vadisi'ne giriş yapan Hannibal tüm bu olumsuzluklara rağmen Roma'yı titretmeye henüz yeni başlamıştı. Milattan önce 218 yılının sonlarına geldiğimizde, Hannibal Barca ordusuyla Alpleri aşıp, Po Vadisi'nde karargahını kurmuştu. Alp dağlarını aşarken uğradığı saldırılar ve üzerine kabus gibi çöken kış sebebiyle, kuvvetlerinin yarısını geride bırakmıştı. Bu yüzden, Romalılarla bir çatışmaya girmeden önce, ordusunun acil ihtiyaçlarını gidermek zorundaydı. Temelde, 3 ana ihtiyacı vardı. Birincisi, erzak stokları tükenmek üzereydi ve en acil ihtiyaç olarak bunu görüyordu. İkincisi, ordusu Roma lejyonlarından sayıca az ve yorgun olduğu için herhangi bir çatışmada sonu gelebilirdi. Po Vadisi'ndeki Galyalı kabilelerden asker toplayıp, bu esnada kendi askerlerini dinlendirerek kuvvetini arttırması gerekiyordu. Üçüncüsü, bulunduğu yerde, yani Po Vadisi'nde sorun yaşamamak için, buradaki Galyalı kabilelerin bağlılığını sağlaması gerekiyordu. Böylece, vadi üzerindeki bir hakimiyet, Roma lejyonlarıyla karşılaşması dışındaki sorunların önünü kapatacak, ezeli ve ebedi düşmanı olan Roma'ya karşı yürüyüşünde, önünde bir engel kalmayacaktı.
bazı kabilelere hediyeler göndererek onların bağlılığını sağlamaya çalıştı. Fakat Taurini kabilesi, Hannibal'ın ilerleyişine engel oluyor, bitkin durumdaki ordusuna küçük saldırılar düzenliyordu. Bu sebeple, Po Vadisi'ndeki otoritesini kurmak için ilk hamlesini bu kabile üzerinde gösterdi ve üzerlerine yürüdü. Bu Galyalı savaşçılar Hannibal'a karşı 3 gün direndi fakat, en sonunda Hannibal'ın kuvvetleri kasabaya girdiler ve bütün kabile halkını kılıçtan geçirip erzaklarını yağmaladılar. Bu hareketiyle, Po Vadisi'ndeki Galyalı kabilelere Kartaca düşmanlığının bedelini gösteriyordu. Bu sırada, Kartaca Meclisi Roma'ya karşı başka adımlar atıyordu. Bir zamanlar sahip oldukları önemli liman şehirlerini geri almak için, Sicilya kıyılarına donanma gönderdi ve bu donanma kıyılara küçük yağmalar yapmaya başladı. Sicilya'daki Konsül Longus, hemen harekete geçti. Kartacalılar bölgede daha büyük bir filoya sahiplerdi ancak, Kartaca gemileri Romalı gemilere oranla daha az asker taşıyordu. Longus, her gemiye normalin 2 katı lejyoner yerleştirerek gemilerin bordalama yeteneklerini artırdı ve Kartacalı donanmasını Sicilya yakınlarında bir savaşa çekti. Bu savaşta Kartaca donanmasının büyük bir bölümünü denizin dibine gönderdi ve kalanları da tek tek avlamak için birliklerini dağıttı. Bu sırada, Kartaca'nın çıkarma planlarını yok eden Longus, Hannibal'ın Alpleri aşması üzerine Roma Senatosu tarafından lejyonlarıyla beraber Po Vadisi'ne çağrıldı. Birliklerinin toparlanmasını bekledikten kısa süre sonra, Hannibal'la yüzleşmek için yola çıktı. Bu sırada Scipio, Hannibal ile savaşta karşılaşmak için çok hevesliydi. 17 yaşındaki oğluyla beraber, Placentia'daki Po nehrini geçip, nehrin batı yakası boyunca yürüyüşünü devam ettirdi. Komutası altındaki askerlerin çoğu az tecrübeliydi, fakat Scipio, kendisini Hannibal'ı yeneceğine ikna etmişti. Sonuçta Hannibal Alpleri henüz aşmadan onun kampını bastığında onu karşısında bulamamıştı. Hannibal, Scipio'nun tüm birlikleriye üzerine geldiğini düşünüyordu. İberya'ya gönderilen birliklerden henüz haberdar değildi. Romalıların Po Vadisi'ne yürüttüğü 2 ordusu olduğunu zanneden Kartacalı general, Alplerden çıkan yorgun ordusu ve yeni oluşturduğu Galyalı birliklerle zaferden emin olamıyordu. Fakat, Romalıların karşısına çıkmazsa vadideki kabilelerin kendisine itaat etmeyeceğini biliyordu. Bu yüzden yüzleşmek için harekete geçti ve Po Nehri'nin kenarında ordusunu yürüttü. İki general de birbirlerinin konumlarını bilmiyorlardı ve etrafta keşif birlikleri dolaşıyordu. Sonunda birbirlerini gören bu birlikler düşmanlarının dikkatle ilerlediğini karargaha bildirdiler. İki general hızlıca savaş pozisyonu aldılar. Hannibal İspanyol süvarilerini ön sıraya dizdi ve Numidyalı hafif süvarileri de 2 gruba ayırıp 2. sıraya yerleştirdi. Scipio ise, Hannibal'ın süvarilerini zayıflatmak için belit denilen, mızrak atıp kılıç kullanan birliklerini ön sıraya yerleştirdi ve onların arasına da Galyalı müttefiklerini koydu. En arkada da Romalı süvariler düzen alıyordu. İki ordu yaklaşmaya başladığında, Hannibal, Romalıların süvari bakımından oldukça az olduğunu fark etti. Bu sayede, Kartaca süvarileri Romalı birliklerin mızrak atışından etkilenmeden, farklı bir rota çizebilirdi. Fakat, bunun aksine Hannibal, Romalıların ön hattına kanlı bir hücum emri verdi. Scipio, belit birliklerini geri çekip süvarileri sürdü. Belitler atış yapamadan geri hatlara çekilmişlerdi. Savaşın merkezinde kanlı bir süvari çatışması sürüyordu. Atlar bu çatışmadan korkup kaçışmaya başlamış, çoğu süvari atından inip piyade olarak çatışmaya başlamıştı. Savaşın gidişatı belirsiz gözüküyordu, fakat bütün bunlar Hannibal'ın planının bir parçasıydı. Romalılar Kartacalı süvarileri itmeye başladığında, Numidyalı hafif süvarileri kanatları sarmaya gönderdi. Bu hamle, Asya'nın bozkırlarında at süren nesillerin düşmanlarına karşı uyguladığı ve yüzyıllarca uygulayacağı kurt kapanı taktiğiydi. Bu olay zaferden emin olan Romalılara sürpriz olmuştu. Kanatlarda yer alan Romalı piyadeler panikleyerek kaçtılar. Numidyalı hafif süvariler, hızlıca Roma kanatlarını sarıp hafif piyadeleri ezdiler ve Roma ordusu hatlarını sıkıştırmaya başladılar.
Kartaca ordusunun ortasında kalan Roma konsülünün, 17 yaşındaki oğlu Publius'un, küçük bir süvari birliği ile çevresinde savunma hattı oluşturması kurtardı. Roma generali Scipio, bu karmaşanın ortasından bu küçük birlikte uzaklaşarak canını zor kurtardı. Roma kuvvetlerinin çevresini sarmış Kartaca ordusu, acımasızca katliama devam ediyordu. Hannibal, meydandan yine ve yeniden, zaferle ayrılıyordu. Zaferin yankısı, Galyalı kabileler arasında yayılmaya başladı. Hannibal, Galyalıların kendisini destekleyeceğini düşünmesine rağmen, onlardan çok az karşılık bulabildi. Ordusu yeterli destek görmediği için erzak sıkıntısı çekiyordu. Bu nedenle, süvarilerini Romalı bir garnizon tarafından kontrol edilen ve tahıl şehirlerinden biri olan Calstudium'a gönderdi. Garnizonun komutanı, Güney İtalya'ya seyahate çıkmıştı ve orada kalan nöbetçiler Hannibal'ı kapısında gördüğünde, tüm tahıl depolarını 400 altın karşılığında teslim ettiler. Ayrıca, hep birlikte Hannibal'ın ordusuna katıldı. Bu askerler, İtalyan müttefiklerden Hannibal'a katılanların ilki oldu. Bu sırada Konsül Scipio, ordusundan arta kalan küçük bir grupla beraber, Sempronius ve lejyonlarını beklemek üzere geri çekilerek Placentia'ya doğru ilerledi. Ticinus nehrindeki yenilgi en küçük dertleri olacaktı. Gelecek savaşlarla birlikte Hannibal'ın Roma üzerindeki etkisi daha da derinleşecekti. Ticinus yenilgisinin ardından Konsül Scipio, elinde kalan küçük bir grupla birlikte, İtalya'nın içine doğru geri çekilmiş ve kamp kurup lejyonlarından kurtulanların toplanmasını bekliyordu. Scipio'nun Ticinus Savaşı'nda bozguna uğraması, sadece askerlerinin bir kısmını yitirmesine sebep olmamış, aynı zamanda Hannibal'ın sorunlarını çözmesini de kolaylaştırmıştı. Hannibal, zaferden sonra Po Vadisi'ndeki Galyalılara hükmetmeye başladı. Asker ve erzak sıkıntısının büyük kısmını böylece karşılamış oldu. Konsül Scipio'nun ise erzak sıkıntısı başlamış, askerleri Po Vadisi'nin dört tarafına dağılmış ve Galyalılar tarafından vadinin dışına itilmişti. Sicilya'dan yola çıkan Konsül Longus, Kuzey İtalya'ya inerken, Hannibal'ın Roma'nın demirden lejyonlarıyla henüz karşılaşmadığını düşünüyordu. Ordusunu tahkim eden Hannibal, şimdi, Roma'nın iki konsülü ve onların lejyonlarıyla mücadele edecekti. Hannibal, Ticinus Savaşı'nın ardından Po Vadisi'ni yağmalayıp, erzak ve asker yağarken, Scipio Vadi'nin dışında kamp kurmuş ordusundan kurtulanları topluyordu. Aynı zamanda, vadide Roma müttefiki olan Galyalı kabileleri de kendi ordusuna davet ediyor, bazı kabileler de Roma ordusuna katılıyordu. Ordusunu hazırlayan ve dinlendiren Hannibal, sonunda Scipio'nun peşine düştü. İki günlük yürüyüşün ardından, henüz toparlanamayan Roma ordusunu yakaladı ve yakınlarında kamp kurdu. Roma ordusuna yeni katılmış 2000 Galyalı, Hannibal'ın geldiğini duyunca kampta isyan çıkarıp Roma askerlerini uykularında öldürmeye başladılar. Bir kısım Romalı katlettikten sonra, onların kelleleriyle beraber Hannibal'ın kampına yürüdüler ve ona katıldılar. Hannibal bu hareketi vadide propaganda olarak kullanıyordu ve daha çok asker çekmeye çalışıyordu. Konsül Scipio, Hannibal ile tekrardan karşılaşacak gücü olmadığından, hızla İtalya'nın içlerine doğru çekilerek Konsül Longus'u beklemeye karar verdi. Konsül Longus gelene kadar süvari hücumuna karşı korunaklı bir tepeye yerleşen Scipio, yaptığı hataları düşünerek ordusunu düzenlemeye çalışıyordu. Longus geldiğinde Hannibal'a nasıl karşı duracaklarını tartıştılar. Longus, Hannibal'ı bir meydan savaşında yeneceğini düşünüyordu. Scipio ise bir meydan savaşından uzak durulması gerektiğini savunuyordu. Kendi ordusu henüz yenilgi almış ve sayıları çok azalmış, yorgun ve isteksizdi. Longus'un ordusu ise genç ve çok tecrübesiz, henüz herhangi bir savaşa katılmamış askerlerden oluşuyordu.
Hannibal'ı Ticinus'ta tanıyan Scipio, bu şartlar altında meydan savaşı yapılırsa sonuçlarını tahmin edebiliyordu. Konsül Longus, bu fikri reddedip lejyonlarıyla birlikte kuzeye doğru hareket etti ve Hannibal'ın yakınlarında kamp kurdu. Hannibal, üzerine gelen Roma ordusunun savaşmaya istekli olduğunu fark edip, savaşa elverişli meydanları araştırmaya koyuldu. Bu sırada, iki ordunun batısında bulunan Galyalı bir kabileye, kendilerine ihanet ettikleri gerekçesiyle, küçük bir kuvvetle saldırı emri verdi. Üzerine yürüyen kuvvetleri gören Galyalılar hemen Roma ordusuna koşup, destek için yalvardılar. Hannibal'ı vadiden atmak için buradaki Galyalıların desteğine ihtiyacı olduğunu bilen Longus, 1000 kişilik bir kuvvetle Galyalıların yardımına yetişti. Güyü yağmalayıp kampa dönen Kartacalıları geniş meydanda dağınık yakalayan Romalılar hemen saldırıya geçtiler. Çok uzakta olmayan Kartaca kampının gözcüleri, hızlıca etrafındaki küçük kuvvetleri toplayarak yağmacıların yardımına yetiştiler ve meydandaki bu kavgaya katıldılar. Birlikler hızlı bir çatışmaya girdikleri için düzen alamıyorlar, sadece önüne gelene saldırıyorlardı. Çatışmaya girildiği haberi iki kampa da ulaştı ve iki ordunun birlikleri birer ikişer kamplardan koşarak gelip bu kargaşaya katıldılar. Çatışma bir anda alevlendiği için iki ordu da düzen almadan savaşıyor, hangi birliğin nerede olduğu bilinmiyordu. Sonunda Hannibal ve Longus da savaş meydanına ulaştılar. Durumu gözeten Hannibal hemen ordusunun kontrolünü eline alıp, piyadelerini meydandan ayırdı, süvarileri ise sağ sola çekilip tekrar saldırarak piyadelere yol açıyordu. Roma kuvvetleri kalabalık olduğundan, süvariler onları çok fazla oyalayamadı ve piyadelerin ardından onlar da geri çekilmeye başladılar. Hannibal, çatışma alanının biraz uzağında ordusunu soğukkanlılıkla düzene sokarken, savaşın heyecanında olan tecrübesiz Roma askerleri de hızla üzerlerine yürüyordu. Çok geç olmadan durumu fark eden Konsül Longus, hızlı bir şekilde ordusuna dur emri verdi ve saldırıdan vazgeçti. Çünkü kendisi dağınık yakalanmış, karşısındaysa savaş düzeni almış ve kampından takviye alabilecek bir ordu vardı. Ordusunu hızla geri çevirdi ve düzenli bir şekilde kampına ulaştı. Hannibal, Romalıları bu sefer tuzağına çekememişti. Galyalı bir köyü bahane ederek onları düzensiz şekilde kampından çıkarmış, meydanda kargaşaya sürüklemiş ve tamamen kendi avantajı olan bir alanda savaşı yönetmek istemişti. İşin aslı Hannibal, Roma kuvvetlerini tanımak için bu zekice hamleyi yapmıştı. Scipio'nun ve birliklerinin karşısına çıkmayacağını bilen Hannibal, Roma Senatosu'nun yeni kuvvetler gönderdiğini anlamış, üzerine yürüyen bu orduyu tanımak için savaş meydanına çekmişti. İki ordu meydanda it dalaşına girmişken, Roma kampına küçük bir birlik göndermiş ve korumasız kalan kampa dair tüm bilgileri öğrenmişti. Savaş meydanındaki askerlerin genç ve tecrübesiz olduğunu gözleriyle görmüş, Konsül Longus'un da kibirli olduğunu anlayıp, buna göre planlarını oluşturmaya başlamıştı. Konsül Longus, karargahında komutanlarını toplamış, Hannibal'ın tuzağına düşmediği için gülümsüyor ve meydanda gördüğü orduyu nasıl yeneceğini planlıyor, bir an önce saldırmak için sabırsızlanıyordu. Hannibal'ın zekasını çok hafife aldığı kesindi. Longus, savaşı planlayıp uykuya çekildi. Şafak sökerken, Roma nöbetçileri bağırıyor, borularına üfleyerek kampı uyandırmaya çalışıyordu. Çünkü, Hannibal şafağa doğru Numidyalı süvarilerini Kartaca kampına göndermiş, saldırı emri vermişti. Etraflarında fırlayan mızraklarla uyanan Roma birlikleri, boş midelerle ve soğukla mücadele ederek çadırlarının önünde toplanmaya çalışıyorlardı. Konsül Longus, kampın dağılmasını önlemek ve saldırıyı uzaklaştırmak için aceleyle 4000 süvarisini düşman süvarilerinin üzerine gönderdi. Onları takiben 6000 hafif piyadeyi de peşlerine gönderdi. Longus, Hannibal'la kampın önünde karşılaşacağını düşünürken, Numidyalı süvariler, Romalı birlikleri vurkaç taktiğiyle kuzeye doğru çekiyorlardı. Numidyalılar, iki ordu arasındaki nehirle Romalılar arasında sıkıştılar ve nehri geçerek kuzeye doğru kaçmaya başladılar. Romalı süvariler de Numidyalıların peşlerine düştü ve nehri geçtiler.
Numidyalılar hafif süvariler olduklarından çok hızlı hareket edebiliyorlar ve düşmana yakalanmadan sürekli geri çekilebiliyorlardı. Roma süvarisini korumakla görevli hafif piyadeler de nehri geçerek süvarilerle birleştiler. Süvarileri ve hafif piyadeleri gönderdiği için ağır piyadelerle kalan konsül Longus, 3 sütun halinde kamptan çıkarak savaş alanına doğru yürüdü. Hannibal, Romalı birlikleri birbirinden kopararak meydana çekmiş ve karşısına çıkmaya zorlamıştı. Longus, nehrin karşısına geçmiş birliklerini fark ettiğinde nehri geçmek zorunda kaldı. Hannibal, süvarilerine ve hafif piyadelerine hücuma geçse onları yok edebilirdi, süvarileri geri dönse hafif piyadeler meydanda kalır ve Numidyalılar tarafından yok edilebilirdi. Ağır piyadeleri yanlarında olmadan düzenli bir geri çekilişte mümkün değildi. Böylece Longus, ağır piyadelerine nehri geçmeleri için emir verdi. Üzerlerindeki zırhlarıyla birlikte bellerine kadar suya batarak nehri geçen piyadeler, ıslanmış ve üşümüş halde nehrin karşısına çıktılar. Bu sırada Hannibal, süvarilerini takip eden Roma kuvvetlerinin geri çekilmesi için 8000 kişilik bir piyade birliği gönderdi ve onları geri çekilmeye zorladı. Longus'un karşıya geçtiğini görünce merkez kuvvetlerini ileri doğru hareket ettirdi ve Roma kuvvetlerine yaklaşarak düzen aldı. Longus kuvvetlerini nehrin karşısına geçirmiş, savaş düzenine sokuyordu. Hannibal, Roma ordusunu şafak vakti uyandırmış, hazırlıklarını tamamlamalarına izin vermeden karşısına çıkmaya zorlamıştı. Şimdi kendi ordusu dinlenmiş, karınları tok ve sıcak vaziyette düzen almışken, Roma ordusu, üstleri sırılsıklam, demirden zırhları buz tutmuş, boş bir mide, aniden uyandırılıp koşar adım savaş meydanına gelmek sebebiyle yorgun bir halde düzen almışlardı. Her şeye rağmen, Roma ordusu çok kalabalıktı. Longus, durumun farkındaydı fakat, birlikleri dağılmadan tek şansı Hannibal'ın karşısına çıkmaktı. Çünkü önden süvarileri gitmiş, hafif piyadeleri merkezden ayrılmış ve kendisi de bölgeye ulaşmak zorunda kalmıştı. Hannibal'ı yenmek için tasarladığı düzene göre askerlerini yerleştirdi. Romalı konsül, mızrak atıcı hafif piyadelerini ön saflara, ağır piyadelerini merkeze, galyalı ve müttefik piyadelerini kanatlara, süvarilerini de en dış kanatlara yerleştirmişti. Hannibal ise piyadelerini ince bir sırada meydana dizmişti. Ortada Galyalı müttefikler, sağında ve solunda İspanyol piyadeler ve önde ince bir çizgi şeklinde avcı birlikler merkezi oluşturuyordu. Hannibal'ın 37 fili, iki birliğe ayrılıp iki kanada, süvarilerse onların dış kanadına yerleştirilmişti. Güneş tepeye yükselirken, Roma generali sayısal üstünlüğüne ve ağır piyadelerine güvenerek tüm hattın ilerlemesini emretmişti. Romalılar için meydan çok uygundu, formasyonlarına uygun şekilde dümdüz ilerleyebiliyorlar, düzen bozulmadan Kartacalılara yaklaşıyorlardı, Hannibal ise hiç hareket etmeden bekliyordu. Romalılar yaklaştıkça, öndeki mızrak atıcılarıyla birlikte çatışma başladı. Sabahki kovalamacada mızraklarını bitiren Romalılara karşı, Kartacalılar hemen üstünlüğü elde etti. Ağır Roma piyadeleri Kartaca merkezine yaklaşırken atıcılar merkezden çıktı ve Romalılar Kartaca birliklerine çarptı. Daha ağır ve düzgün hareket eden Roma piyadesi, Hannibal'ın merkezini geriye doğru itmeye ve kayıplar verdirmeye başladı. Hannibal ise kanatlardaki süvarilerini ileri sürüp Roma süvarilerini ezmeyi hedefledi. Filler Roma ağır piyadelerini dağıtmak istese de, Roma mızraklıları bu konuda özel eğitimliydi ve bu filleri ve üzerindekileri avlıyorlardı. Kartaca süvarileri kanatlarda üstünlük sağladı ve Roma süvarilerini çizgiden ayırıp merkezden uzaklaştırmaya başladı. Lejyonerlerse adeta bu savaş için biçilmiş kaftandı. Kartaca merkezindeki piyadeleri kırıp geçiriyorlardı. Merkez düşmek üzereydi. Görünüşe göre Hannibal yolun sonuna gelmiş, herhangi bir destek olmazsa bu savaşı kaybedip yok olacaktı. Ancak, Romalıların bilmediği bir şey vardı. Hannibal, savaştan önce kendi seçtiği 2000 kişilik elit süvari birliğini, savaş alanının biraz uzağındaki kurumuş nehir yatağına gizlemişti. Şimdi, bu birlikler vadiden çıkıyor, savaşın en kritik anında, Hannibal'ın öngörüsünü ortaya koyuyorlardı.
Numidyalı süvariler, Roma'nın az olan süvarisini dağıtmış, düşman merkezini çembere almak için geri dönüyordu. Elit süvariler ve Numidyalılardan oluşan 10 bin kişilik kuvvetle, Romalıların 34 bin kişilik piyadesini arkadan sardılar. Kanatlara baskı uygulayan kuvvetler, lejyonların sağını ve solunu yok etse de, baskı altında disiplini bozmayan birlikler zaten zayıflattıkları Roma piyadeleri merkez hattını yarıp ilerlediler ve geniş alandan yürüyerek kamplarına doğru çekildiler. Meydanda kalan hafif piyadeler ve Galyalı müttefikler, Hannibal'ın kılıcının altında yok oldular. Roma'nın kaybı çok ağırdı. 40 bin kişilik Roma ordusu 12 bin kişi kalırken, Kartacalılar 3 bin kayıpla savaş. Fakat Hannibal için en önemli kayıp sefere çıkarken yanlarında getirdiği 37 adet fildi. Alpleri geçmelerinin üzerinden geçen bu kısacık süre içerisinde, iki Roma konsülünü üstün planlaması ve koordinasyon yeteneği ile mağlup etti ve binlerce Roma askerini yok etti. Yenilginin haberi Roma Senatosu'na ulaştığında, büyük bir paniğe sebep oldu. Roma'nın ard arda aldığı yenilgiler, daha fazla Galyalı kabilenin Hannibal'a katılmasına sebep oluyordu. Kış şartları daha da çetinleşmeden, iki tarafta köşelerine çekilip birbirlerini nasıl ve ne şartta yok edeceklerini planlamaya başladılar. O arada, Hannibal İtalya'da galibiyetlerle ilerlerken, İberya'daki çatışmalar devam ediyordu ve görünüşte pek önemsiz olan bir olay, uzun vadede Hannibal'ın ve Kartaca'nın kazanımlarını yok edebilirdi. Sonraki bölümde Ebro Nehri'nin çevresinde yaşanan bu küçük çatışmanın ne olduğunu göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olmayı unutmayın.